Merhaba arkadaşlar, Pestivalden Birlik kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın geleceklerle karşınızdayım. Hemen bugünün gündemini aradan çıkardıktan sonra yarın ve diğer günlere bakalım neler bizleri bekliyor. Öncelikle bugün maçta ilan oynama işi saat 5'e kadar devam ediyor. 17 çift 0'da oynama işi biter. Daha sonrasında finallerini seyrettirerek GP kazanabiliyoruz. Ayrıca tam pazartesi günü gelen Bucks draftların kulüp selectionları bugün son günü. Geçen perşembe gelen Bayern Münih ve Barcelona takımının ikonları, haftanın oyuncuları da bugün itibariyle gidiyorlar. Yarın yenileri gelecek. Hemen yarının gündemine geçelim. Öncelikle bakım. Oyun sabah 05'te bakıma girer. Konami 11'de açılıyor der ama daha erken açılıyor. Genelde 8 ile 9 aralığında da oyunun açıldığını görüyoruz. Dediğim gibi sabah 5'te oyun bakıma girecek. Bakımdan sonra, oyun açıldıktan sonra yeni oyuncular gelecek. Hangi takımın oyuncuları geliyor? İkonlar olarak Arsenal takımının ikonları yarın gelecek. Konami bunları resmi olarak açıklamıştı. Patrick Vieira 99 seviyeye ulaşıyor Arsenal takımında. Rusiçki 97, hem göbekte 97 hem ofansif orta sahada 97. Arşavin sağ açık oyuncusu 98. Bunlar Arsenal takımında ulaştığı değerler arkadaşlar. İkonlar kendi takımlarında daha yüksek seviyelere çıkabiliyorlar. Yarın gelecek haftanın oyuncuları. Bunlar da dün açıklanmıştı. Şöyle maksimum seviyelerine bakalım. Pulisic var, 96 seviyeye ulaşmakta. Bir başka 96'lık oyuncu Fabian Ruiz. Benzema ise en yüksek seviyeli oyuncu aralarındaki 97'yi görüyor. Depay da 95 seviyeyi gören bir oyuncu. Bunlar da yarın gelecek haftanın oyuncuları olarak. Devam edelim. Geçen hafta kazananı tahmin etme etkinliği olmuştu. Bayern Münih ve Barcelona'dan, eğer Bayern Münih kazanır dediyseniz 300'e futbol puanı kazandınız. Barcelona ya da beraberlik seçeneğini seçtiyseniz 100'e futbol puanı kazandık. Hesaplarımıza da yarın bakımdan sonra yatacak bunlar. Hani hesabımıza yatmamıştı. Bakımdan sonra doğrudan puanlara ekleniyor. Hediye kutusuna gelmiyor. Puanlarımıza eklenmekte. Hatta bugün puanınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Yarın eklenip eklenmediğini de rahatlıkla anlayabiliriz. Devam edelim. Manchester United en değerli oyuncusu için bir etkinlik vardı. Hani oy vermediyseniz verebilirsiniz. Oy verin deyip linke tıklayıp Konami ID ile giriş yaptığınızda 300'e futbol puanını hani çok kısa sürede kazanabiliyoruz. Ayrıca ileride Manchester United'dan gelmesini istediğiniz oyuncu varsa mağazaya, hani e-futbol puanıyla satılacak çünkü oradan. Hani çok istediğiniz isim varsa da Instagram'dan oy verebiliyorsunuz. Geçenlerde de hani geçti, yakın zamanda da yine Manchester United'la alakalı böyle bir etkinlik olmuştu. Ve orada Pogba seçilmişti. En çok oyu alan Pogba gelmişti mağazaya. Bakalım bu sefer kim girecek? Devam edelim. Ronaldo ve Rashford, hani dünün en büyük sürprizlerinden bir tanesi de buydu. Ronaldo ve Rashford'ı PESmaster web sitesi, PESUP uygulamaları ayrı bir şekilde paylaştılar. Yani kulüp selectionlardan, o Player of the Week'ten ayrı paylaştılar. Genelde öyle olduğu zaman da bu oyuncular bizlere hediye veriliyor. Tabii aklımıza hemen gelen bunlar hediye mi? Büyük ihtimalle hediye olacaktır diye tahmin ediyoruz. Konami yarın sabah resmi açıklama yapacak. Peki bunlar ne zaman bize verilir? Hani hediye ise ne zaman verilecek? Geçen hafta Perşembe günü önce Messi'nin ikon kartı hediye edilmişti. Sonrasında ise Pazartesi günü genç oyuncu Davis'i Konami bizlere hediye etti. Yine öyle bir durum olur mu? Acaba diyorum, hani yarın bir Ronaldo hediyesi, sonra Pazartesi de bir Rashford hediye edilir mi? Hani benim aklıma o geliyor. Bakalım ne olacak? Yarın bununla alakalı da resmi açıklamaları bekleyeceğiz. Hani ikisini aynı anda yarın verir mi vermez mi? Hani ben bir önceki, geçen haftaki gibi olabileceğini düşünüyorum şahsen ama tabii benim sadece tahminlerim. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ronaldo'nun verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da görüşlerinizde, o konu hakkında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Messi'nin ikonu verilmişti. Birçok arkadaşımız Ronaldo'nun ikonu ne zaman gelir diye hani yorumlarda da soruyordu. Tabii merak ediyoruz. Büyük ihtimalle Pazartesi günü gelecek ikon takımı açıklanabilir. Geçen hafta Perşembe açıklanmıştı ama 2 haftalık açıklanmıştı. Bakalım ne tür gelişmeler olacak. Devam edelim. Cuma günü. Cuma günü maç değiller gelecek. Tabii maç değiller bizler için çok önemli. MyClub parası kazanıyoruz ve futbol puanı kazanıyoruz. Şimdi pazartesi gelen maç değillerde Şampiyonlar Ligi vardı. Hani bugün bitecek olan maç değillerde. Şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'ni genelde Konami cuma günleri getirmiyor. Eğer o gelenek devam ederse, cuma günü getirmezse Şampiyonlar Ligi'ni, ne yazık ki iki tane maç değil bizleri bekliyor. İki tane maç değil demek az MyClub parası ve az futbol puanı demek. Top açılım yapacak arkadaşlarım. Hani iki tane maç değil gelebilir diye planlama yapabilirler. Çünkü az MyClub parası kazanacağız ama haftaya pazartesi bakalım kaç tane maç değil gelecek. Bu da yarın belli olacaktır. Haftaya pazartesiyi merak ediyorum ben. O kadar fazla kulüp selection açıklandı ki arkadaşlar. Hani onu da göstereyim. Arsenal, Roma, Galatasaray, Monaco ve Juventus. Bunlar da pazartesi günü gelecek. Çok fazla burada öne çıkan oyuncular var. Mor kart oyuncular gelecek. Ayrıca bakalım haftaya pazartesinin maç değerleri de kaç tane olacak?
Onlar da yarın netlik kazanacaktır. Ve bunların dışında mağazaya pazartesi günü 2 tane mor oyuncu eklenecek. Hangi takımlardan? Arsenal ve Roma'dan. Orada bir tane oyuncu fazla paylaşılmış. 9 tane oyuncu var her iki takımda da. Oradan birer tane oyuncu mağazaya mor kart olarak eklenecek. Perşembe bakımından sonra da bu isimler sızabilir. Genelde öyle oluyor. Perşembe bakımından sonra gelecek isimler sızmakta arkadaşlar. Netlik kazanır. Hani düşündüğünüz, gelmesini istediğiniz oyuncu var mı? Ben Roma'dan, hani çok böyle beni Roma heyecanlandırmıyor. Çok fazla geldi bu takımlarda. Hani hepsi, Galatasaray'ı tabii bir kenara ayırıyorum. Ama diğer takımlar çok fazla geldi. Arsenal'i neredeyse hep görüyorum gibi hissediyorum. Hani 2 haftada bir Arsenal görür gibi olduk. Barcelona'dır, Arsenal'dır, işte ara ara Manchester United'dır. Çok fazla aynı takımlar geldi bu sezon. Farklı takımları da, farklı oyuncuları da görmek istiyoruz. Günün gelişmeleri, haftanın gelişmeleri bunlardı arkadaşlar. Hani gelecekleri hızlı bir şekilde aktardım. Tabii bunların dışında yarın sabah farklı açıklamalar da olabilir. Olursa da video olarak ya da topluluktan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayrıyeten konunun dışında olacak ama ilerleyen zamanlarda farklı bir YouTube kanalı olan Remzi Kamalak arkadaşımız var. Onunla da birlikte videolar çekmeyi düşünüyoruz. Kendisiyle de konuştuk. Aslında uzun zaman önce konuşmuştuk. Benim yoğun işlerimden dolayı da hani bir türlü hayata geçiremedik ama öyle bir planlamamız var arkadaşlar. Hani şimdiden de duyurusunu yapmış olalım ki Remzi arkadaşımız daha önceden duyurusunu yapmıştı ama ben ilk defa kanalımdan duyurusunu yapıyorum. Hiçbir kanalla da ortak bir video hiç yapmamıştık. Benim için de ilk olacak. Hani sadece maçlar değil, maçlar dışında da etkileşimle değişik videolar çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah eğlenceli, güzel videolar da olur arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.